orada. Şimdi ben buradan şunu söyleyeyim de Sefa, sen de hatan varsa düzeltin. Estağfurullah abi. Eski vali Nayı döneminde pandeminin ilk günlerinde işte adliyede yargı, adliyede icra davaları o gün tarihli Haziran'a ertelenmişti. Çok iyi hatırlıyorum. 3 aydı. 3 ay süre vermişti. 3 ay ötelenmişti pandemi nedeniyle. Evet. O gün, o dönemde gazete patronları resmi ilan alamıyoruz diyerekten Vali Bey'e gittiler. Destek istediler. Ve Vali Bey de tüm kamu kurum ve kuruluşları Türkiye'de, yani Sakarya'da belediyeler, STK'lar bir anlamda tüm yerel gazetelere destek verdiler. Ahmet Hamdi Nayır vali zamanında bu ayrımcılığı yaptı. Dinle. Bu ayrımcılık yapıldı. Ben o gün de dedim ya yanlış yapılıyor dedim. Ben kötü oldum. Açıkçası nasıl kötü olduk? Yani işte o gün bizim de televizyon vardı, kanal vardı. Hatta bizim medya bar vardı. Sadece 6 tane gazeteye, 7 tane gazeteye, radyo da verilmedi. Ya onlar da çalışıyor. Adapazarı bir internet gerçeği var. Onu da es geçti. Vali yaptı işte bunu. Dönemiz Vali Samet Amir Nayır yaptı ben bunu. Ben şey olarak şunu söyleyeyim. Şu anki bizi izliyorsa da, izliyorlarsa ben buradan Ahmet Hamdi Nayır'a o dönemde bunu yaptığı için hakkımı helal etmiyorum. Net ben söylüyorum. De etmiyorum. Net söylüyorum. Ben ona hakkımı helal etmiyorum. O gitti zamanında Sakarya'da basın arasında pozitif ayrımcılık yaptı. Ben kimseye böyle para verirsin falan da demiyorum. Bakın tekrar diyeyim. Eğer yazının basına ki o gün gazeteler de satmıyordu. Daha sonra gazeteler Haziran ayında gitti birikmiş toplu ilanları yüklü aldılar. Biliyorsunuz. Hani resmi ilanlar vardı ya icra şunlar. Ertelendi toplu aldılar. Ama çıktı yazılı basında işte interneti de televizyonu falan hepsine gitti es geçti. O yüzden alttaki KJ'de olduğu gibi eski vali Hamdi Nayır'a hakkımı ben helal etmiyorum. Ben bu helal etmememi de tüm çalışan adına söylüyorum. Benim personel ben var. İki kez helal etmiyorum. Ben burada çalışan 14 kişi var. 14 tane çalışan adına hakkımı helal etmiyorum. Böyle bir pozitif ayrılık devletin başındaki bir numarası adam yapamaz. Hakkı yoktu kardeşim. Sadece Adapazarı'nda Hüseyin dediği gibi sadece yazılı basın yok. Bunun radyosu var. Hani televizyonu boş verin. Televizyonumuz niye boş verin? Hayır madem o şey için söylemiyorum. Ama radyosu var. Efendim, hadi ben kendime fedakarlık yapayım. Yani abi. Ben olur mu hani şey ya? İstemiyorum. Hani ben hadi kendime bir şey istediği gibi olmasın ama diye diyor. Ama bu radyo denen bir olay var. İnternet sitesine ekmek yerine var. 12 tane radyo var galiba. Evet var. Yazık günahtır ya. Sen gidip de bunları burada çalışan göreceksiniz. Gazeteciler, çalışan gazeteciler günü Hüseyin Cumalı. Kaç tane gazete çalışanı var? Yok ki. Bir gazetede ben çok iyiyim. 5 tane 6 adam çalışıyor. Ama senin internet sitesinde 4-5 kişi çalışıyor. 4 kişi çalışıyor. Efendim bizde çalışıyor 15-16 kişi. Ben yiyip hepsini yollamayacağız. Biz o gitme adam 4-5'i bizden gidecek o etkinle. Ama Sakarya'da bir internet gerçeği var. Sen bunu yok sayamazsın. Ama bak tekrar diyorum. Eski vali Hamdi Nayır onu yok saydı. O nedenden de hakkımı helal etmiyorum. Hakkım ben, varsa helal etmiyorum. Bu kadar ben net iki kere hakkımı helal etmiyorum. Beni yatırdı kaldırdılar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda. Dur ya dinle. Yaptıklarından dolayı. Ben sana bir dipnot daha vereyim. Ben burada konuşuyorum ya. Ya beni aldılar polis soruyla Ahmet Hamdi Nayır talimatı nasıl olduysa. Beni yatırdılar kaldırdılar. Beni patron da işten kovdu. Ben televizyonda burada konuşuyorum ya. Ne oldu biliyor musun? 2 yıl sonra bana takipçi kararı verdiler. Çünkü burada konuşuyorum ya ben. Hatırla bir programda konuştum ya ben burada. Zafer. Sonucu yok dedin. Sonucu yok dedim. Beni dedim peki aldınız. Bak bir dakika beni aldınız ya dedim. Bak dinle beni aldınız ya dedim. Ya beni aldıysanız ya takipçilik verin ya mahkeme açın. 2 yıl bana veremediler. Ben burada konuştum ya. Geçen Mart ayında bana takipçilik ver. 2 yıl sonra ben Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayır'a 2 kere hakkımı helal ediyorum. Hem bu pandemi döneminde sadece yazılı basını destek verdiği için radyoları, televizyonu, internet sitelerini pas geçtiği için bir de beni polisle, marifetiyle aldı, yatırdılar, kaldırdılar. Beni bedavadan ya Türkiye konuştu bunu. Ben ilk kere hakkımı etmiyorum. Ha valimde bende hakkı varsa rica ediyorum bu ekranlardan. Bana kesinlikle hakkını helal etmesin. Bak vali beyin de bende hakkı varsa rica ediyorum kendisinden. İstirham ediyorum. Bana hakkını helal etmesin. O süreçte bu sayın vali ben hani bunu şey için söylemiyorum. Yani bir pandemi atlattık. Hepimiz atlattık. Bunu sokaktaki bizim hemen aşağıdaki kafeci de atlattı. Efendim ilerideki ayakkabıcı da atlattı. Hepsi atlattı. Bunu geçirdik. Ama devlet böyle çıkıp da işte bakın resmi ilan veya bu ilandan bahsetmiyorum. O günkü şartlarda bizim medya, örneğin ben internet sitesi için konuşuyorum. O günkü şartlarda bizim can damarımız ilandır. Yani şeyde gelir. Ya sen devletin varlısın devletten, ya. Devletten hani biz devletten diyelim ilan kardeşim, da kardeşim devlet baba
kadar ya. Devlet, şefkat devletin o devletsin sen. Devlet. Hissetmedik ben. Hakan sen. Kardeşim devletsin sen. Devlet yardımcılık olmaz. Ve ama eski valimiz eksik olmasın, kulakları çınlasın. Peki en sonunda da şimdiki vali bu şeyi nasıl çözdü? Onları anında. Anı şöyle bir şey. Anında.